Sayın Başkanım. Sayın Kaymakamım, Sayın Başkanlar, değerli misafirler. Bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Ve hepinizi saygı ve sevgiye selamlıyorum. Biz teknik adamların biraz monoton ve biraz şeyliklere geçen konuşmalarına bir duygu ve heyecan gerekiyordu. Sağ olsun kaymakamımız bunu fazlasıyla yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. Duygu, heyecan, aşk, iştiyak olmadan iş çok tat vermiyor. Hele de milli davaların işlerinde mutlaka gönülden, kalpten gelen bir aşk ve iştiyak olması gerekiyor. Tabii aslında bugün İkiteli Organize Sanayi Bölgesi derken bir Başakşehirli olarak, her ne kadar şimdi Ankara'ya taşındıysa yine hayal bir ayağımız burada, buranın özel bir önemi var. Ben yurt dışında yaşarken 90'ların sonunda işte Başakşehir yapılırken işte birinci etap, ikinci etap daha başlangıç aşamasında geldik, işte böyle bir kip taşım projesi var dendi. Daha asfalt yolu bile olmayan toprak yollarımız böyle arabanın bile düşe kalkı geldiği bir yoldan Başakşehir'e ulaştık ama İkiteli Organize Sanayi Bölgesi buralardaydı. Yani aslında buranın kadim mukimi sanayi bölgesi, OSB. Tabii yerleşim alanları için sıkıştınız, yer ihtiyacınız var ve Sayın Başkan'ın çok doğru bir şekilde belirttiği gibi sanayici taşa toprağa binaya parasını harcarsa üretime harcayacak parası kalmıyor. Tabii bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda bir farkındalık var. Özellikle sanayicilikten gelen Bakan Yardımcımız Hasan Büyükte de bunu her ortamda bildiğim her ortamda dile getirir. Ve sanayici neye verilen arazi, miktarı ve fiyatları ile ilgili sürekli bir lobi yapar. İnşallah bu lobi bir farkındalık oluşturacak diyoruz. Tabii ulusumuzun, milletimizin her daim İstiklal davası hep geçmişten beri ola gelen bir dava. Ve bu davada kararlılık ve irade her şeyin başı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kurduğu iradeyi sürekli belirtti. Savunma sanayi üzerinde, savunma sanayi benim şahsi himayem altındadır diyerek bu konuda kararlılığını tekrar vurguladı. Aslında şahıs olarak benim veya bizlerin yaptığı çok fazla bir şey yok. Mühim olan bu iradeyi sürekli canlı tutmak. Demin Sayın Başkan Türk Hava Yolları Teknik'teki günlerden bahsetti. Evet, orada da aynı şekilde bir sloganı, bir iradeyi sürekli olarak ineler ve takip ederseniz bir sonuç alırsınız. Örnek olarak iniş takımlarından bahsettiler. Eğer o iniş takımlarında koyduğumuz irade devam ettirebilseydi şu anda biz dünyanın her yerindeki hava yollarına iniş takım parçaları veren, birçoğunu da iniş takımı yapan bir tesisimiz olacak idi. Yani kararlılık ve devamlılık bunu sürekli vurgulamak gerekiyor. Tabii savunma sanayindeki şanslılığımız belki bu iradenin devamlılığına getirmesi, kararlılığın devamlılıkla beraber sürdürülmesi. Tabii savunma sanayi konusunda neler yaptık, nereye geldik gibi meselelerin çok tekrarlandığını bildiğim için ben biraz da özelliğine girmek istiyorum. Şu anda içinden geçtiğimiz kritik bir dönem var. Dövizin yükselişini görüyoruz. Bu bir sarmal oluşturuyor. Burada meselenin üretim olduğu, ihracat olduğu çeşitli vesilelerle vurgulanıyor. Ama bir taraftan da yurt dışına almak zorunda kaldığımız ham madde ve teçhizat var. Demin kısa şekilde şirketlerimizin standlarını ziyaret ederken de üzerinde sıklıkla durdum. Bir üründeki yerli katma değerimizin ne olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii sanayici olarak eğer mekanik işliyorsam, bir tezgah almak istiyorsam işin adresi belli.
işte 3-5 tane böyle şey yapan kebap, giderim siparişimi veririm, alternatifimi açarım, ürünümü getiririm ve işime bakarım. Ve bu gezdiğim onlarca, belki yüzlerce firmamızda gayet tabii olabilen şey ama sürekli uyguladığımız, peki bu tezgahlar neden yerinde, bulamıyoruz, yapılanı yok vesaire. Hayır arkadaşlar, bu konuda da karar olacağız. Yani biz girdilerimizin hemen hemen tamamı yerli yapmakla ilgili bir kararlılık gösterirsek, tabii hepsinin tamamının yerli girdi olmasının imkansızlığı ve anlamsızlığı da bir ama Türkiye'de yapılabilecek ve Türkiye'deki maliyetlerin aşağı çekilebileceği her türlü üretim, ham madde, tezgah Türkiye'de olması gerekiyor. Burada da anahtar kelime hacim ve maliyet. Eğer hacim oluşturmazsak maliyetler düşmez. Eğer ben yerli bir tezgah sipariş etmezsem, siz etmezseniz 1000 tane sanayici var. Bunun 900'ü gidip de yabancı tezgah sipariş ederse 100 siparişle yerli üretici hiçbir şey yapmaz. Ama o 1000 tane sizi satan adam, yani belki onun 30 misli satıyor ve 30 bin imal eder. Burada 100 tane imal eden bir tezgah üreticisinin rekabet etmesi mümkün değil. Yani savunma sanayinde uyguladığımız model, yerli üretim her ne pahasına olsun, olursa olsun desteklenecek, belli bir hacim ulaştırılacak ve maliyetler aşağı çekilecek. Belli bir hacim oluşturmazsa maliyet aşağı çekilemez. Tabii diyeceksiniz ya yani biz kendi yağımızla kavrulan işte küçük çaplı sanayiciler olarak burada bu denklemi tek başımıza değiştirebilir miyiz? Değiştiremezsiniz doğru ama ben kararlılığı uygulamak istiyorum. Bu cümlelerimle, bu yaklaşımla gittim her ilde, gezdim her organizasyon sanayi bölgesinde, her kümelemede tekrar tekrar söylüyorum. Ama bir taraftan da sanayicimizin kullanacağı kalitede ve özellikle hassasiyette tezgahları ve makineleri yapacak şirketlerimizin de arkasında durmaya devam edeceğiz. Tabii bu konuda da en önemli paylaşımız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ara eleman, aranan eleman konusu da bahsetti Sayın Başkan. Bu konuda gerçekten gündemimizde ve Sayın Milliyetin Bakanımız da bakan yardımcısı iken çok yakın bir temas ve işbirliğiyle bu meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve meslek eğitim konusu özel olarak eğildik. Kendisinin bu konuda özel hassasiyetini biliyoruz. Ve biz de bu anlamda işbirliği yapmak üzere her türlü adım attık. Savunma sanayi şirketlerimizin birçoğu belirli liselerde ve yüksekokulları kendi imalelerini aldılar. Staj imkanlarını artırdılar. Bu konuda özel projeler yapmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da bütün sanayi kümelenmelerimiz ve OSB'lerimizin de belirli şekilde meslek, yüksekokulu ve liselerle sahiplenmeleri, oradaki arkadaşlarımızla iş imkanı tanımalarını bekliyoruz. Yeni yapılan düzenlemelerde kısmi zamanla eleman çalıştırma meselesinin de bu konuda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Tabii savunma sanayi teknolojinin lokomotifi dedik. Bu konuda sanayi ekosisteminin öneminden bahsediyoruz. Sanayi ekosistemimiz belirli bir seviyede olmaz ise savunma sanayimiz de iyi olmaz ne dersek diyelim. Bunu tekrar tekrar vurguluyoruz. Ve savunma sanayinde olduğu gibi sanayinin her alanında katma değer oluşturan, bilimi, teknolojiyi işin içine katan bir yaklaşım işin olmazsa olmazı. Bunu yine sistematik bir şekilde işte bir OSB bunu kalksın yaptın, diğer OSB kalksın yapsın diyerek tek başına bırakılacak bir mevzu değil. Bunu bir strateji çerçevesinde oturtmak ve üniversite sanayi işbirliğiyle bağlantısını sürekli canlı tutmak, tasarımları yerli yapmak, araştırma seviyesindeki çalışmaları sürekli desteklemek gerekiyor. Bu anlayışın, bu yaklaşımın ülke çapında her tarafta yaygın olarak uygulanması, benimsenmesi çok çok önemli. Yerli üretimin delisi olmak, yerliliğin delisi olmak, yerli üretimde katma değer, bilgi ve teknolojinin katıldığı bir yerli üretimin çok önemi var. Yani başkasında olmayan yapmak, düşünülmeyeni düşünmek ve birkaç adım önde olmak sürekli gündemimizde olmalı. Sanayicimiz, üniversitelerimizle, üniversitelerimiz sanayicilerimizle, bizler sizlerle, üniversitelerimizle, araştırma kurumlarımızla sürekli temas halinde olmalıyız, olmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili özel bilimler oluşturduk. Stratejimizin vazgeçilmez mihenk noktası, ana damarı bu. Sürekli temas, araştırma, bilgi ve teknoloji derinliğine erişmek
olmazsa olmazımız. Yatırım fonları kurduk. Çeşitli ortaklıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Sizlerin yapacağı faaliyetlerde, bize müracaat ettiğiniz konularda, olası sorunlarımızda her zaman sanayicimizin yanındayız. Sanayicilik bir kahramanlıktır. Bunu hamaset olsun diye söylemiyorum. Çeşitli ortamlarda bedeli bir sermayenizi başka şekillerde değerlendirmek mümkünken, sanayicilik gibi bir işe soyunmak aslında bir gönül işi, bir kararlılık işi. Bir de bu biraz virüs gibi, faydalı bir virüs. Çok sanayici gördüm. Gerçekten başka işler yapabilirler. Gerçekten başka alanlarda daha fazla para kazanabilirler. Ama o aşk damarlarına girince daha fazlasını, daha iyisini yapmak gibi bir emelleri, amaçları oluyor. Özellikle KOBİ seviyesindeki sanayicilerimizde, yani kökleri Anadolu'dan gelen, bizim halkımızın temel değerlerine gelen sanayicimiz, bu işi asla ve kata para kazanmak öncelikli görmüyor. Tabii ki kazansınlar, kazanmaları gerekiyor. Helal olsun, zaten o aşka sahip olanlar kazandıklarında çoğunu tekrar yatırıma dönüştürüyorlar. Böylece bir model oluşuyor ama bu ortamlarda özellikle KOBİ'lerimizi yalnız bırakmamak gerekiyor. İnşallah bu hareketle bizim mottomuz olan istiklal ve istikbal mücadelemizde hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelesi derken hamaset yapmıyoruz. Bugün ülkemizin çevresinde olup bitenlere bakın. Gazze meselesinden bahsetti Yetkin Bey. Karadeniz, Akdeniz, oradaki araştırmalarımızdan bahsetti. Bütün dünya Akdeniz'e yoğunlaşmış durumda. Açıklamalar yapıyorlar. Akdeniz bir Türk denizi değildir. Evet, ama biz Akdeniz'in bir Türk denizi olduğunu iddia etmiyoruz. Biz kendi alanımızı iddia ediyoruz. Ve Avrupa Birliği maskesiyle Avrupa Birliği'nin bir denizi olduğu gibi bir yaklaşımla geliyorlar. 72,5 millet Akdeniz'de, biz Akdeniz'de olduğumuz zaman siz niye oradasınız? Hani ambargolardan bahsettik ya, savunma sanayi ürünleriyle ilgili ambargolar var ama bir kalemde şu çok net görüyoruz. Bazı malzemelerde konan şart savunma sanayinde kullanılmayacak, artı gaz arama ve petrol arama faaliyetlerinde kullanılmayacak. Bakın, Türkiye'nin çıkış yolu olan, Türkiye'yi bir adım öteye geçirecek herhangi bir projeniz varsa orada pat diye ambargo geliyor. Yani biz dış güçler derken bir şeyin hamasetini yapmıyoruz. Onu görelim. Tabii ki içeride yapmamız gerekenlerle ilgili kafa yoracağız, adımlar atacağız ve burada ihmalkar olmayacağız ama bu dış güçler gerçeğini hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz, görmezden gelmeyeceğiz. Çünkü asırlar boyu o yaklaşımın bizimle ilgili ne düşündüğünü net gördük. Zayıf kaldığımız her anda başımıza neler getirmek istediklerini gördük. İnşallah buna hep beraber fırsat vermeyeceğiz. Burada kararlıyız. Devletimizin en tepesinden her kurumuna kadar, sizlere kadar, çalışanımıza, sanayicimize kadar hepimizin bu kararlılıkta olduğunu görüyorum. Allah sizlere kuvvet versin. Allah gayretinizi artırsın. İnşallah ülkemizin içinden geçtiği her türlü bunalımdan ki bakarsanız aslında düzgün bir işimiz hiç olmadı. Davalar açıldı, darbe teşebbüsleri oldu, ekonomik krizler oldu vesaire vesaire. Yani sürekli bir kriz ortamıyla beslenen, etrafımızın yangın diye çevirdiği bir konudan bahsediyoruz ama burada şöyle bir uzaktan bakarsanız Türkiye'nin son 15 yılda yaşadığı krizler herhangi bir şu anda ekonomik durumu iyi olan refah sahibi ülkenin başına gelse, inanın sadece biri veya ikisi başlarına gelseydi tökezlerlerdi, başlarına çoraplar öldürürdü ama inşallah halkımızın kararlılığıyla, ferasetiyle, dualarla bu engelleri aşacağız. Tabii en önemlisi de çalışmak, çalışmak, çalışmak ama çalışmak şöyle, bakın batıl da çalışır ama çalışmasından ortaya çıkan kan, gözyaşı ve sömürü olur. Bu mücadelenin özeti
kuvvetli olmak, hazır ol cenge ister isten sulh-ı salam. Birkaç önce Bağdat'a gittim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin türbesinde Amerikan askerlerinin kuruşunu izleniyor. Yani bu iş özeti, eğer biz kuvvetli olmazsak Ayasofya'da da, Sultanahmet'te de bir gavur mermisinin izlerini görmemiz her zaman mümkün. Bu bir korkutma, bu hamaset değil. Bu uyanık olmamız gerektiğini gösteren, evet dostuz, kimseye karşı bir husumetimiz yok ama bize karşı husumeti olanlara da verecek cevabımız her zaman olmalı. Bu cevaba hep birlikte hazırız. İnşallah bu yolda hep beraber omuz omuza yürüyeceğiz diyorum. Sizleri saygıyla, sevgilerimle selamlıyorum.